Ayrıca Biren. 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 Biren kadar vasıfsız bir karakter daha ben görmedim Game of Thrones'da. Biren kadar vasıfsız bir karakter daha. Biren mi yolladı acaba? Biren'e bir vasıf yüklemeye çalışıyorum. Hep oturuyor ya belki de. Biren'e bir vasıf yüklemeye çalışıyorum. Hep oturuyor ya belki de. Talihsiz cümlelerimi duyuyorsunuz değil mi? Yani ben kim oluyorum? Ben kim köpeğim de Biren'e vasıf yüklemeye çalışıyorum? Ben Biren'e vasıf yüklemeye çalışıyorum ya. Biren zaten yeteri kadar vasıflı bir karaktermiş ama bizim haberimiz yokmuş. Ben de haftalardır burada oturmuş, Biren'in amacı ne? Biren niye burada? Biren ne yapıyor diye sorguluyordum ki kendisi bunca yolu neden geldim sanıyorsun? Sen tam da olman gereken yerdeydin gibi cümleleriyle bize vasfının ne derece büyük, ne derece önemli olduğunu kanıtladı. Meğer sezonlardır tek hedefimiz Ned Stark'ın ruhunu huzura kavuşturmakmış. Oğlun kral olduğu, kızın kraliçe olduğu, diğer kızın Game of Thrones'tan Westworld'e tayin olduğu, yeğenin de duvar gözcüsü oldu. Hayır, hangi duvar? O duvarda neyi gözleyecekler, neyi koruyacaklar artık? Nine King de gitti. Artık duvardaki amacımız ne? Kalesiyle Drogon o tarafa doğru gittiler yani tam olarak. Bilmiyorum nereye gittiler. Oralarda bir değişim, dönüşüm yaşayabilirler ya. Yani Jon Snow bundan yıllar yıllar sonra kalesinin ölmüş dirilmiş haliyle yani Night Queen haliyle karşı karşıya gelip onunla savaşacak galiba. O yüzden gönderildi o tarafa galiba. Çünkü sezonlar boyunca büyük mücadeleler veren, ölümden dönen Jon ola ola duvar gözcüsü oldu ya. Gerçi bu pısırıklıkla buralara kadar gelmesi bile şaşırtıcıydı. Allah'tan ölmedi. Dany'i öldürebilme ihtimalini haftalardır konuşuyorduk ama en azından kendi fikriyle, kendi hür özgür iradesiyle öldürebileceğini düşünmüştüm. O bile olmadı ya. Tyrion'dan gaz aldı, gitti Dany'i öldürdü. Tyrion da bir önceki bölümde Jaime ile Cersei'nin öldüğü yere böyle tıngır 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 merdivenlerden inerek ulaştı. Halbuki biz bir bölüm önce görmüştük ki orası yerle eksan olmuştu. Yani Jaime ile Cersei iki adım daha yanda olsalarmış başlarına bir şey düşmeyecekmiş, öleceklermiş. Zaten iki kiremitle ölmüşler çünkü Tyrion şöyle yapmasıyla onlara ulaşıverdi. Zaten Jaime'nin eli orada görünüyordu. Neyse bu bölümde de 400 bin doları cebinize indirdiniz. Hadi bakayım. Dizilerde öyledir yani. Elin bile görünse, ölmüş yüzün bile görse o bölümün parasını alırsın. Adamların ölüleri bile para ediyor. 400 bin dolar, 500 bin dolar mı bunların bölüm başı ücreti? Öyle bir şey bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani aslında orası yerle eksan olmamış. O kamera titremiş orada. Biz öyle sanmışız. Kameramanın hatası. Meğer sadece bizim Jaime ile Cersei'nin üstündeki tavan çökmüş. Buradaki tek güzel şey Tyrion'un oyunculuğuydu. Jaime ile Cersei'yi ölü gördüğü yerde duygulanması, ağlaması sahnesi güzeldi. Yani bölümün sevdiğim bir iki sahnesinden biriydi. İkincisini düşüneyim. Vallahi bulamadım. Ayrıca Tyrion, senin seçeceğin krala, senin vereceğin fikre, dizinin en zeki adamını, en mal adamı haline nasıl getirebildiler ya? Jon Dany'i öldürdü. Ancak ne lekesizler, ne gulu gulular, vay efendim sen bizim kraliçemizi nasıl öldürürsün deyip Jon'un kalbini söküp yemediler. Bir tek lekesizlerin Grey Worm, hadi bir seçenek sunun ne yapalım bu Jon'a dedi. Oradaki konseyde hop siz kimsiniz Jon'u size yedirtmeyiz diyemedi. Onlar sadece hı duvara mı gidecek bu duvara mı gitsin olur olur tamam duvara gitsin demekle yetindiler. Tyrion'cığımızda ortada kral yok kraliçe yok aha bu noksan kral olsun dedi. Herkes de olsun vallahi ne yapalım dedi. Gördünüz mü? Ben kuş beğeniymişim. Yani Biren'in olayı buymuş. Biren kral olacakmış. Biren kral olmaya gelmiş. Bu kadar yol niye geldin sanıyorsun? Alan bir de sen tam da olman gereken yerdeydin Jon demez mi? Jon'un böyle diz çöküp majesteleri dediği yer. Kalbim yaralı. Gönlüm yaralı. Ne biçim replikler? Bunlar nasıl? Yani Biren'e bunu söyletmek miydi tüm amacımız? Buyurun Hazine Bakanı Bronn'la çok ironik kerhane muhabbeti. Noksan kralla artık iyice gerizekalılaştırılmış kral eli Tyrion'la size yeni Westeros'ta mutluluklar. Takılın sarayınızda. Bu kadar saçma bir topluluk bir Westeros'ta vardır. Bir de Westeros'ta.
Danny'nin ölümü de bence çok sıradandı. Danny'nin öldürüleceğini tahmin ediyorduk. John tarafından öldürüleceğini de tahmin ediyorduk ama yani tam böyle Türk dizisi havasında bir ölüm oldu. Bölümün en "oh ağzına sağlık, iyi yaptın ya" dedirten hamlesi de Drogon'dan geldi. Çünkü karakterlerimiz o kadar beyni yandı ki en son ejderha olayı devraldı. Dedi ki "başlarım sizin tahtınıza, mahtınıza, Westeros'unuza, lanet girsin krallığınıza" dedi. Yaktı geçti. Kraliçesini de aldı gitti. Nereye gitti? Cevapsız sorular, anlamsız sonlarla dolu bir bölümdü. Bölümde tek güldüğüm yer Sansa'nın "dayı otur" dediği yerdi. En sevdiğim sahne de Jon ile Ghost'un buluşmasıydı. O da Ghost'a olan sevgimden. Hayır, kimse de çıkıp "arkadaşlar bir dakika, hop Jon aslında tahtın esas sahibi" diyemedi ya. Evet, bir got tarihi got gibi bitti. Mesela bana Instagram'dan bazılarınız "zaten ne çekilirse çekilsin beğenmeyecektin, haftalardır eleştiriyorsun" gibi şeyler yazdılar. Alakası yok. Evet, ne çekilirse çekilsin beğenmeyecektim kısmı şöyle aklanabilir. Bölümler böyle gittiği sürece bizi mantıklı kurgulanmış bir final bölümü beklemiyor. Yani bu kadar kötü bölümün üstüne iyi bir final bölümüyle veda edemezsin. Ben bunu söylemeye çalışıyordum. Yani bir elma çürümeye yüz tuttuysa o elmayı taze taze yiyemezsin sonunda. Yani bir bardak kırıldığı zaman camlar geri birleşir mi? Birleşse de eski halini alır. Rüzgar özür dilese de dal kırıldı bir kere. Ya ben bunları söylemeye çalışıyordum. Evet, iyi bir finalin olmayacağı belliydi. Jon'un tahta geçmesi yine mantıklıydı. Yani bir tık daha mantıklıydı. Yani Jon'un zaten tahtın esas sahibi olduğunu biliyoruz. Jon'un duvara gönderilmesi, Bire'nin kral olması, Tyrion'un Bire'ni kral olarak önermesi gibi şeyler gerçekten hiç aklıma gelmedi. Onu da söylemiştim. Yani Game of Thrones bizi şaşırtmaya çalışacak. Bizi şaşırtacak. Hani zaten Jon'un tahta geçeceğini milyonlar düşünüyor. Ben niye Jon'u tahta geçireyim? Kimin tahta geçmeyeceğini, geçemeyeceğini düşünüyor bu halk? Bire'nin. O zaman ben Bire'nin tahta geçireyim dediler. Aa, güya bizi çok şaşırttılar. Güya vay be dedirttiler. Ama önceki bölümlerde de hep söylemiştim. Karakterler değişti, değişti, değişti. Bir öyle davrandı, bir böyle davrandı. Hiçbir karakterin alt metni kalmadı, tutarlılığı kalmadı. Sonunda da ortaya böyle bir final çıktı. Biliyorsunuz ben bu videoyu aslında çekmeyecektim. Yazmıştım YouTube'dan da yani. Anlamsız, saçma bir final bölümünün videosunu neyini çekeyim, neyinden bahsedeyim. Ama siz istediniz, olsun, yine de hönkür dediniz hatta. Ben de o yüzden hönkürmeden ve sakin olmaya çalışarak geçti gitti artık. Önümüzde Westworld var, Peaky Blinders var, beklediğimiz diziler, Dark var, Mindhunter yolda falan. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Artık GOT bizim için GOT'lu gitti. En son baktığımda da IMDb'de en düşük puana sahip bölüm bu bölümdü. Final bölüm yani. Game of Thrones gibi bir dizinin final bölümünün en düşük puana sahip olan bölüm olması. Kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca sizin final bölümüyle ilgili yorumlarınızı da yorumlar kısmında benimle paylaşın. Ayrıca önerileriniz, işte artık Game of Thrones serisi bitti. Dizi serisini bir süre durdurabilirim. Yani filmlerden devam edebilirim. Film önerileri, film tavsiyeleri. Sizin de videosunu çekmemi istediğiniz, incelememi, değerlendirmemi istediğiniz filmler varsa aşağıda yazın. John Wick demeyin. John Wick. John Wick'e gitmedim. John Wick'e gitmedim ben daha. John Wick'e sonra gideceğim. Başka bir şey önerin.